Bu sene gelemeyeceğim hediye dağıtmak için. Malum yasaklar da var. Benim yaşta oldu 69. O yüzden arkadaşımıza da vereyim bir tane. En güzel hediye... Amatör tiyatro sanatçısı Önder Saraçlı Noel Baba kılığına girerek İstanbul Caddesi üzerinde vatandaşlara maske dağıttı ve kurallara uymalarını istedi. Çıkamayacağız dışarı. Ben size de vereyim. Şöyle buyurun efendim. Yasaklardan dolayı gelemeyeceğim için. O yüzden size de maske hediye ederim dedik. Bu sırada maske denetimi yapan polis ekipleri de yanlış saat aralığında dışarı çıkmışsın. Yaşın 65 üstü. Bunun için izin alman lazım diyerek espri yaptı. Öyle güzel bir hediye dağıtalım. Çok iyi düşünmüşsün ama yanlış saat aralığı. Doğru söylüyorsunuz, evet. Doğru. Benim saat biraz geride. İzin alacaksın. Valiliğimizden. Tabii tabii, iznimiz var zaten. İznimizi aldık. Önder Saraçlı geçen yıllarda da Noel Baba kılığına girerek çeşitli organizasyonlarda hediyeler dağıttıklarını belirterek bu sene pandemiden dolayı kısıtlamalar var ve o yüzden dışarı çıkamayacağız. Ben de hem çocuklarımıza hem büyüklerimize en güzel hediyenin maske olduğunu düşündüm dedi. Biz Noel Baba her sene yılbaşına girerken aslında çocukların, özellikle çocuklarımızın yüzünü güldürmek için onlara ufak tefek hediyeler dağıtırdık, onları gezerdik. Malum bu sene yaşadığımız, dünya çapında yaşadığımız bu büyük pandemi olayından dolayı, sürecinden dolayı 65 yaş üstü yasağımız var ve o yüzden de dışarı çıkamayacağız. Çocuklarımız da bu konuda hayal dünyası geniş ve çıkamayacaklar. Ben de onlara aslında en güzel hediyenin hem çocuklarımız hem büyüklerimize maskenin olduğunu düşündüm. Ve bu şekilde çocuklarımıza, büyüklerimize ufak çaplı maske dağıtarak en güzel hediyenin sağlık olduğunu bu sene düşünerek böyle bir maske dağıtmak istedim. Saraçlı yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu bizim sağlığımız için konuldu. Vatandaşlarımızın bu süreçte dışarı çıkmamasını öneriyorum. Bu kurallara ne kadar çok uyarsak inşallah pandemi sürecini de en kısa sürede atlatır ve daha dolu dolu bir hayat süreriz dedi. Malum bunu bugün yapmamın sebebi de aslında yılbaşında 4 günlük yasak sürecimiz var. Bizlerin sağlığı için konulan bu süreçte dışarı vatandaşlarımızın çıkmamasını öneriyorum. Çünkü eğer bu kurallara biz ne kadar uyarsak o kadar kısa sürede inşallah bu pandemi sürecini atlatır ve inşallah hep birlikte dolu dolu eğlenceli bir hayat, sağlıklı bir hayat sürmeyi nasip olur inşallah. Sizler bizler için uğraşıyorsunuz ama malum yasak da var ya yılbaşında. Evet. Ben de 65 yaşta büyüğüm. Gelemeyeceğim. Ondan dolayı dedim ki şimdiden en güzel hediyenin maske olduğunu düşündüm. Onu da sizler daha çok temas halindesiniz bizler için. O yüzden teşekkür ediyorum. Hayırlı görevler diliyorum efendim. İyi düşündünüz. Efendim merhabalar. Buyurun. Buyurun. Size de verelim şöyle.